Madem 26 Aralık'ta halkalı tutulma Oğlak Burcu'nda yaşandı. Madem 10 Ocak 2020'de tutulma yine Oğlan karşısına yaşanacak. Madem sırlı tarihler 40 gün boyunca önümüzdeki 502 yıl önce periyodik olarak 33 yılda bir gerçekleşen ama bunun benzeri 502 yıl önce gerçekleşen bu gökyüzü olayı Efendim Oğlak'taysa Oğlak Burcu zenginidir. Türkiye'nin yedinci evidir. Türkiye'nin kalbi İstanbul dünyada çok konuşulur. Ama en önemlisi ise Oğlaklar maddi manevi ferahlığa ve statüye kavuşur. 10 Ocağı kadar mı? Dedikodusu yapılır. Şimdi kızmayın. Söylenmeyin. Benle ilgisi yok. Bu bir bilgi. Hı. Alırsınız. Almazsınız ne yapsın gelir, bu gelmez. kul aciz filan diye. Olacaklar konuşulabilir dedikodusu Tabii yapılabilir. Tabi ama böyle dip dedikodulara maruz kalabilirsiniz sırlarınızı dipsiz kuyulara gömün sevgili oğlaklar bugünden itibaren ki kimse bulamasın. Tüm gezegenler sizin burcunuzda hayatınızın her alanında değişim yaşayacaksınız. Sürprizler, şoklar, yeni haberler, ani haberler sizi bekliyor. Vallahi Maddi ve manevi mi? konularda önünüze birçok konu gelecek. Yarısına sevinecek, yarısında düzen kuracak, yarısında vazgeçeceksiniz ama... Sıkıntıları da hayra yoracaksınız. 50-50 burayı görebilirsiniz. Çok Para ve kazanacak hı. ve hayatın hakkını vereceksiniz. Eğer hayatınızda bir statü atlayamadığınızı düşünüyorsanız, hayal ettiğiniz zenginliğe ve ekonomik güce kavuşamadığınızı düşünüyorsanız, bugünler o günler efendim kavuşamazsanız artık hani 502 yılda bir. Düşünsene bizim ben senle yan yana gelmemiz 502 yılda bir. <laughs> 502 yılda bir mi? Et tabi yani iki gezegeniz. Bir çemberin içinde yan yana gelmemiz 502 yılda bir. Evet. Ama başka burçta gelmemiz 33 yılda bir. Yani evet. iyisiyle 33, zoruyla 502. Peki şurada tedirgin oldum. Benim dikkat etmem gereken tarih yarın. 10 Ocak'a kadar. Bir 30, yani 1 Ocak'ta başlıyor, 31 Ocak tarihler arasında dikkat tabii. etmem gerekiyor. E Neden? Tabii şimdi dedikodular olabilir. Tutulma var 7 evine. Can, kavuşumlar var. her zaman var. Bana enteresan bir şey söyle. Yani oralarda bu kadar söyleyeyim bence canlı yayında sevgili can.